Nehirciğim hadi bakalım. Sokaklar senin annem. Hadi. Hadi gel. Babasıyla dedda gidiyor kızım. Bugün sokakta hadi hiç gel. Kimseler yok. Hadi gel. Gün bizim. Hadi yürü babaya. Babaya yürü anneciğim. Elimi tut. Hadi Nehir. Elimi tut. Korkuyor. Hadi gel. Biz gidiyoruz. Hadi bay bay. Ne yapacaksın annem? Gezmeye mi gidiyorsun sen? Nehir bak buraya. Nehir. Bay bay. Bay bay annem. Yorumlarda demişler ki Kerim. Yorumlarda demişler ki Nehir babayı daha çok seviyor diyorlar. Evet. Evet değil mi? Daha mı çok seviyorsun Nehir sen babayı? Evet. Hayır anne. Anne. Anne baba. Onu seviyorum. Eşek seni. Seni eşek. Hadi bay bay hadi gidin de ben de biraz iş göreyim. Bay bay. Tak 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 diyor duydun mu annem? Hadi bay bay Nehir. Hiç bakmıyor bana. Hiç bakmıyor bak gördün mü? Seni eşek seni. Mutfağıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi sefalar getirdiniz. Bugün tekrar mutfaktan sesleneceğim size. Niye derseniz sabahtan beri yemin ediyorum kamerayı açmayı unuttum. Vallahi unuttum. Oysa ki Nehir'i kahvaltı yaparken falan çekiyordum. Hep öyle başlangıç yapıyorum ya. Onları falan unuttum. Haliyle sil sıfır derken vakit geçti. Saatte zaten 4 oldu. Hemen ne yaptım şimdi? Nehir'i uykuya yatırdım. Öğlenin uykusuna yatırdım. Ben de hemen mutfağa girdim. Pırasalarımı hazırladım. Ben biliyorsunuz böyle pek bir şeyim, hem konuşmam olsun hem böyle hareketlerim olsun, çok aceleciyim, pratik olmayı severim açıkçası. Şimdi dünkü aldığım yufkalara biliyorsunuz zaten, bunların bayatlamaması lazım. Yufkaları hemen bugün ne yapacağım? Şey yapacağım, sacı deneyeceğim bir de aslında açıkçası. Şimdi merak içindeyim, acaba olacak mı olmayacak mı diye. Gerçi çok güzel yorumlar aldım. Şimdi hepinizden kaç senelik kullananlar da varmış ama herkes memnunmuş da. Ben çok merak içindeyim şimdi. Ben bunu kullanmasam olmaz. İlla ki bunu benim kullanmam lazım. Hemencecik. Ona göre hemen dedim şeyi açtım. Şeyin fişini falan açayım şimdi. Pırasamı, peynirimi, her şeyimi hazırladım. İçimi hazırladım zaten de. Şey yapacağım. Geçenki yaptığım katlamalı gözlemelerden yapacağım. Hem o şekilde de sacı denemiş olacağım. Yufkayı kendi elimde açma pek becerim yok da birazcık benim. Ya aslında açabiliyorum o kadar hani böyle gözleme kadar bitmeye kadar açabiliyorum ama yufka dalmışken uğraşmak istemedim açıkçası. Hem dedim şu sacı deneyeyim hem dedim çok şey olmasın biraz da pratik olsun diye. Onu yapacağız sizinle beraber. Hem deneyeceğiz hem onu yapacağız. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum valla. İnşallah güzel pişirir. Şöyle bir leğende pırasalı peynirim var. Gördüğünüz gibi. 8 tane de yufkam var. Yani tam tamına 8 tane gözleme yapacağız. Yani bükme yapacağız Allah izin verirse. İnşallah. Evet bu çok çabuk olacağı için aslında daha erken. Ben bunları ne yapayım? İlk önce güzelce şöyle bütün hepsini hazırlayayım. Bunu çalıştırmadan önce tabii ki. Hazırlayayım şöyle güzelce sıralayayım kenarıma. Ondan sonra şey yapalım pişirelim. Hep beraber de pişirelim bakalım. Olmaz mı? Ben sizi hemen şöyle uygun bir yere alacağım. İlk önce... Tabii şeyimi getirmem lazım. Tablo getirmem lazım. Yer sofrası yani. Onu hemen getireyim. Üzerinde hemen yapmaya başlayalım. Yer soframı getirdim. Yeri açtım. Yufkamı da şöyle sardım. Hemen alacağım sizi şöyle. Evet hep beraber yapalım. Hem aynı zamanda da birazcık sohbet edelim. Neyi söyleyecektim ben size aslında biliyor musunuz? Hem dedim o şekilde biraz konuşalım. Hepinizin de yorumlarını merak ediyorum. Aslında hiç bahar hakkında öyle hiç kötü bir yorum almadığım için genelde mesela bahar burada olduğu zaman mutlaka ki bloglarımda görüyorsunuz baharı. Hepiniz de çok seviyorsunuz zaten. Ama arkadaşım bir tanesi en son yüklediğim blogumda ya arkadaşım yanlış anlama ama sen kendi başına temizlik yapamıyor musun da her seferinde bahara temizlik yaptırıyorsun diye bir yorumda bulunmuş. Şok oldum. Yemin ediyorum şok oldum. Hani onu görünce gerçekten. Yani benim takipçilerim yani bunu hepinizin hepiniz biliyorsunuz. Hani yeni takipçimi bilmiyorum gerçekten.
benim ne kadar hani pratik, benim her işimi kendimin gördüğünü de bilirsiniz. Hepiniz de biliyorsunuz aslında bunu. Şöyle hem alayım, size de bakayım. Her işimi kendim görerim ben. Ya ben Allah'ın izniyle, Allah güç kuvvet versin de ben her işimi zaten kendim görerim. Ha, önemli olan o değil. Sanki orada bir şey bulun, yani nasıl bir imada bulunulmuş. Hayır, sen temizlik yapmıyorsun da hep Bahar'ı çağırıyorsun. Bahar'a temizlik yaptırıyorsun gibi. Yani, ya çok saçma bir yorum geldi ya bana. Gerçekten çok saçma oldu yani. Hani temizlik yapmasını çok severim. Aslında her gün yaptığım temizliği ben size koysam, bak her gün yaptığım temizliği koysam gerçekten sıkılırsınız. Yani bunalırsınız. Ki ben koymuyorum bile. Çok nadir temizlik koyuyorum. Onu da biliyorsunuz zaten. Hani Bahar olduğu zaman da, ha ki aynı zamanda dün aslında Bahar pazara gelmişti. Evlerimiz çok yakın biliyorsunuz. Çok yakın. Pazara gelmişti. Onun geldiği vakitte de biraz erken gelmişti. Benim de 3 çocuk olduğu için hani anca daha nehrin karnına doyur, işte daha dip köşe falan girecektim ben. Bahar gelince de ne yapacak? Bahar bakıverecek mi? Hayatta bakan bir insan değil Bahar. Bana da kıyamaz. Ki ben de ona gittiğim zaman sürekli hani beraber yaparız. Ki biz bunları çekmiyoruz bile size. Hani düşünün yani. Yani o şekilde bir imada bulunması, bilmiyorum valla, yani çok bir saçma geldi bana. Hani arkadaşım bak, buradan ona, sana sesleniyorum. S nokta bir şeydi ama bilmiyorum isminle. Tabii ki ben kendim temizliği çok da güzel yapıyorum. Yani temizliğimi sürekli kendim yapıyorum. Bahar'a sürekli temizlik yaptırmıyorum. Hani hep Bahar orada, bilmiyorum ya, denk geliyor gerçekten. Gerçekten denk geliyor. Hani tam ben işte video çekerken, ya ki Bahar geliyor, bir şey oluyor. Ne yapayım, Bahar seni çekmeyeyim, dur kızım sen şöyle kenarda da ben kendim mi yapayım diyeyim. Ne münasebet, öyle bir şey yapmam zaten. Ki benim takipçilerim Bahar'ı çok seviyorlar. Ben biliyorum sevdiğinizi. Hani en son yani bayağı birçok yazan da olmuştu mesela geçenlerde falan. Ya Bahar'ı da çok sık görmek isteriz. Hani onu da neden videolara koymuyorsun diye. Ben bu kadar yorum alırken hani bu şekilde yorumun da gelmesi çok, ne bileyim, bir şey oldu sanki böyle. Ben de açıklama gereği duydum. Tabii ki kendim temizlik yapıyorum bacım. Çok da seviyorum temizlik yapmasını. Benim elim var, ayağım var Allah'a şükür. Yani Bahar geldikten sonra mümkün değil kenarda bakmaz o. İlla ki bana yardım eder. Ben etme desem de eder zaten. Hani biliyor ne kadar koşuşturduğumu biliyor, ne kadar yorulduğumu biliyor. Yani ki ucundan tutmuş ya. Çok mu tuhafına gitti? Anlamadım ki ben. Vallahi anlamadım yani. Ki arkadaşım yanlış anlamadı mısın? Tabii ki. Hayır, yanlış anlamadım. Anlamadım ama hani eğer benim eski takipçilerimden olsaydın, hani benim Bahar'ı takipçilerimin de sevdiğini, onun yüzünden de koyduğumu, vloguma koyduğumu bilmen gerekiyor aslında. Yani inşallah açıklamam uygun olmuştur yani. Bilemedim şimdi. Vallahi onu dedim size söyleyeyim. Ben rahatsız olduğunuzu zannetmiyorum yani, hani tamam rahatsız olmakla alakalı değil sorduğu soru. Ya kendin temizlik yapamıyor musun? Da hep Bahar'a yaptırıyorsun gibi. Bilmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam öyle yazmış. Yani biliyorum izleyeceksin bu videoyu. Gerçekten bak, yanlış anlamadım arkadaşım. Desteklerin için Allah bin kere razı olsun. İzliyorsun, yorum da yapıyorsun. Allah bin kere razı olsun inşallah da. Hani özellikle Bahar'a temizlik yaptırmıyorum. Gerçekten yaptırmıyorum. Ben her gün temizliğimi yapan da bir insanım zaten. Öyle denk geldiği zaman, Bahar'da olduğu zaman Bahar'da koyuyorum yani. Hani seviyorsunuz diye koyuyorum ya. Ondan yani. Ay Allah. Öyle. Çok mu konuştum? Hızlı mı konuşuyorum ben yine? Böyle bazen kendimi kaybediyorum biliyorsunuz değil mi? Ama alıştınız ya. Çoğu videoları da inanın bak gerçekten söylüyorum. Editlerken hızımı bir tık düşürüyorum biliyor musunuz? Daha o haldeyken görüyorsunuz siz. Ne yapayım? Her işim hızlı. Her işim hızlı. Şey olamıyorum ya kendime. Gerçekten bak hani böyle ya, engel olamıyorum ya kendime. Bendeki de işte böyle bir şey. Allah da beni böyle yaratmış. Ne edeyim? Bu arada da yaptım bir tane tabii. Bakalım nasıl olacak. Tadı tuzu. Şöyle şey yapayım. Şöyle açtıklarımda tepsiye alıp bunları koyayım. Bir yandan da hepsini açılmış şöyle. Şöyle kenarımı alayım. Anneciğim. Efendim. Çok acıktın mı anneciğim? Evet. Deniz oruç. Nazar oruç. Babamız oruç. Herkes oruç. Anne hasta, anne tutamıyor biliyorsunuz.
Rabbim herkesin ibadetini kabul etsin. Herkesin inşallah. Ah benim tatlı kuzum. Deniz, Allah-u Teala bütün çocukların oruçluyken dualarını kabul eder, biliyor musun? İstediğin duayı edebilirsin. Allah-u Teala hemen cevap verir. Anneciğim. Kızartmaya başlayacağım bakalım. Pişirmeye başlayacağım. De o en son paylaştığım, toplulukta paylaştığım şeyi biliyorsunuz ya. Kadın işte başörtüme laf etmişti. O kadın benim, ben ona yorum yapmıştım. Keşke yorum yapmasaydım. Dedim ben seni Allah'a havale ediyorum diye ona bir yazı yazmıştım. O da bana ne demiş biliyor musunuz? Bana demiş ki, şunu bitireyim. Konuşalım. Ben hayatımda böyle bir kadın gerçekten görmedim. O da bana demiş ki senin gibi YouTube'da sürtenler demiş. Cehennemlik demiş. Bakın, YouTube'da sürten. Şunu söylemek istedim aslında. Dedim daha başka da ona cevap bile vermek istemedim açıkçası. Direkt spam olarak bildirdim zaten. Yani senin ne işin var o zaman? Senin YouTube'da ne işin var o zaman? Hadi tamam, ben madem YouTube'da sürtüyorum, tamam mı? Çekiyorum, evimi çekiyorum, her şeyi çekiyorum. Tamam, ben YouTube'da sürtüyorum. Senin ne işin var? Sen neden YouTube'dasın o zaman? Gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. Bulamıyorum. Yani kalktı, ilk önce başörtüme laf etti. Ondan sonra kalktı işte YouTube'da gezinenlere sürtük dedi. Ben... ya hiç başka bir şey söylemedim. Söylemedim. Ben Allah'a havale ettim. İnşallah bunu izlersin. İnşallah öteki dünyada seninle hesaplaşacağız. Seninle hesaplaşacağız. Tamam. Unutma. Bu dünyanın öteki dünyası da var. Her şeyin vakti zamanı var. Gerçekten vallahi süper gidiyor. Hemen bakın. Nasıl güzel kızartmış. Tam istediğim gibi. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok şükür. Bu sefer pişman olmayacağım herhalde. Ama ben ne yapacağım bu sefer biliyor musunuz? Geçenki aldığım haşhaş vardı ya. Şimdi Kerim bunu yine haşhaşlı istedi. Böyle haşhaş süreceğim. Yağlı margarinli haşhaş yaptım işte içine. Şey üstüne. Ay çok hızlı, çok güzel yapıyor ya. Şu mübarek günlerde. Vallahi ne olur hakkınızı helal edin. Hamile olan vardır. Elinde olmayan vardır. Belki yapamayan vardır. Ne olur hakkınızı helal edin. Oruçsunuzdur. Canınız ister. Ya normalde Ramazanlıkta böyle pek yemek falan koymayı sevmiyorum aslında ama istiyorsunuz da hani yemek videoları koy, alışveriş videoları koy falan diye istiyorsunuz da onun için de böyle koyuyorum ama gerçekten vicdanım da pek rahat değil açıkçası. Ne olur hakkınızı helal edin. Canı isteyen oluyordur belki. Canı çeken olur. Ay vallahi. Aklıma geldikçe üzülüyorum ya. Ne yapalım? Kızarttı bile. İnanamayacaksınız. Çok güzel. Şöyle kaldırayım size. Bakar mısınız? Harika. Gerçekten harika. Bir ayarını bir tık düşüreceğim ben bunun. Çok güzel ya, süper. Vallahi bayıldım. Hemen burayı da yağlayacağım.
sefer oldu. Arkası oldu zaten. Şuraya da şöyle tekrar yağını kızartalım. Ben devam edeyim böyle. Şimdilik de videoyu burada kapatayım. İnşallah Allah izin verirse iftardan sonra, eğer bir yorgunluk falan çökmezse, inşallah ki görüşürüz. Şimdilik kendinize lütfen dikkat edin. Tamam, saçını bağladım. Bir şey yapmadım aşkım. Bir şey yapmadım. Birazcık bağlasak da olsun ama. Zaten güzel, her haliyle güzel oluyor değil mi anneciğim? Değil mi? Bugün de pazar. Pazar günden hepinize tekrardan merhabalar. Nehir şimdi babasıyla tekrar gezmelere gitti. Dün de gitmişti, onu size koymuştum. Bugün de gitti. Gezdiler, geldiler. Bugün ama havası da çok sıcak. Çok güzel havası. Değil mi? Bunu almış, hemen gelir gelmez suyunu böyle nasıl içti, lükür lükür görmeniz lazım. Tamam annem, tamam. Tamam. Oldu mu? Kilotlu çorabı çıkartsam mı acaba? Şunu denize her seferinde böyle ince taytın içine kilotlu çorap giydiriyorum. Onu çıkarsam da olur aslında ama bilmiyorum, hasta olacak diye de korkuyorum. Şimdi alışkın değil daha. Hep kilotlu çorapla durdu böyle bütün kış boyunca. Bakışa bak. Bilmiyorum, çıkarsam mı acaba kilotlu çorabı? Havası bugün 30 derece miydi Deniz? Ya, gerçekten sıcak havası. Bilmiyorum ya. Ne yapsam, iyice de ısınacak aslında havalar. Bir iki gün daha bekleyeyim, artık kilotlu çorabı çıkartacağız artık. Değil mi? Sadece tayt giyeceğiz. Ondan sonra da şortlar giyecek benim bebeğim. Değil mi aşkım? Oh. Hemen şöyle sizin karşınıza niye geçtim? Bugün de dediğim gibi pazar. Bugün anneler günü. Biraz daha şöyle kaldırayım. Bugün anneler günü. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Anne olmak isteyenlerin, anne olamayanların, ondan sonra yavrusunu kaybetmiş bütün annelerin, bütün herkesin anneler gününü kutluyorum. Rabbim inşallah çocuğu olmayanlara en yakın zamanda çocuk nasip etsin. İnşallah en yakın zamanda. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öperim. Ellerini nasıl öpeceğiz anne? Bütün teyzelerin ellerini nasıl öpeceğiz? Öp bakayım. Elimi öp de görsünler. Bir de alnına koyacağım. Alnına koyacağım. Nasıl koyacaksın? Böyle. Böyle mi? Aynen. Evet. Bütün öpücükleri de gönderdik size. Hemen ne yapacaktım ben aslında biliyor musunuz? Ders yapmaya oturdum da. Nehirinde hiç keyif yok. Dediğim gibi biraz da sıcak dokundu zannedersem. Saatte 4'e geldi ama öğlen uykusuna yatırmam lazım. Ne yapalım? Ders yapalım mı? Yoksa vedalaşalım, kapatalım mı Nehir? Ne yapalım anneciğim? Hiç ders yapma modunda değil. Vallahi değil. Biraz ses çalışması yapalım diyordum ama. Neyse, keyfiyetince yaparız olmazsa. Dediğim gibi saatte 4 oldu. Şey yapalım. Ben bunu çok fazla bekletmeyeyim. Direkt sizinle vedalaşalım. Arkasından editleyeyim. Allah izin verirse inşallah siz bunu sabah seyredersiniz. Değil mi anneciğim? Yarına nasip olursa siz de görürsünüz. Evet bakalım. Hadi bugün de bizden bu kadar olsun mu? Olsun mu anneciğim? Olsun mu? Hadi bakalım. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun inşallah hepinizden. Hepinizi çok seviyoruz. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi ne olur unutmayın. Yorum bırakmayı ne olur unutmayın. Allah'a emanet olun. İzmir'den hepinize kucak dolu sevgiler. Hoşçakalın. 아니 Tamam hadi git huysuz. Huysuz hadi git.